Bir daha təbrik edirəm siz. Teşekkür ederim. Oradan bütün Azərbaycan xalqını sevindirdiniz. Cansu kızımız söylədi ki, Azərbaycana armağan edirəm. Bütün Azərbaycan xalqının duyğularına toxundu. Hamımızı mutlu etdi. Ve biz Mehriban Hanım'la size yazdığımız mektubda yazdık ki sizinle gurur duyuruq. Hakikaten böyledir. Ülkem adına, sporcularım adına bizi çok mutlu ettiniz. Çünkü böyle bir günde bizi buraya davet etmeniz, burada misafir etmeniz çok büyük bir anlam ve önem taşıyor. Orada acı olan, en çok üzücü olan tarafı bayrağımızın yanması tabii ki içimizi yaktı. Belki o bayrağı yandırana da herhangi bir ceza da verilmedi. Hiçbir şey yapılmadı. Hiç bir söz de deyilmedi. Eksine onu alkışlarla salamladılar. Şimdi biz bayrak yandırmakla hiç kim hiç ne elde etmiş. 24 Nisan'da Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını Ermenistan'ın esas meydanında yandırmış. Evet. Ama bizim bayraklarımıza onlar Ağrıdağ'da, ben dedim Murov Dağı'nda, Şuşa'da yaklaşabilirler mi? Tabii ki yok. Ona göre bu onların acizliğini gösterir, güçsüzlüğünü gösterir. Bizim kızlarımız bayrağı orada kaldırdı. Ve bütün orada oturanları Türkiye'nin milli marşı seslenende ayağa kaldırdı. Bak, zafer budur, gurur verici hallar budur. Bizim devletlerimiz de, halklarımız da onlar bu zafere layıktır. Hem 2. Qarabağ Savaşı'nda Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Bütün diğer meselelerde, idmanda her zaman bir yerde. Şimdi ben sizi növbəti dəfə Qarabağ'a davet edirəm. Növbəti gəlişiniz arzu edirəm ki Qarabağ olsun. Orada da görərsiniz ki Şuşa şəhərində Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yan yana dalgalanır. Bu halklarımızın kalbinde olan büyük sevginin tezahürüdür.